Değerli izleyenler, Derin Mevzu'dan herkese iyi geceler diliyoruz. Bu hafta yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin gündeminde öne çıkan başlıkları konuşacağız değerli izleyenler. Her hafta bizlerle birlikte olan Eski Sanayi Genel Müdürü Sayın Bülent Esinoğlu ile birlikte hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Tabii gündemde birçok başlık var Sayın Esinoğlu. Yani ekonomideki gelişmeler bir yanda ilerliyor. Tabii dış politika gündemi de son günlerde yeniden hareketlendi. Özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan bazı konuşmalar, açıklamalar öne çıktı. Onun dışında yine İdlib'de bir süreç devam ediyor. Tabii bunların hepsine zamanımız el verdiğince gireriz ama ben önce ekonomiden başlamak istiyorum Sayın Esinoğlu. Yine tabii Türkiye'nin uzunca bir süredir gündeminde ekonomideki kötü gidişat. Şimdi özellikle dün iki önemli istatistik açıklandı Sayın Esinoğlu. Siz de takip etmişsinizdir. Ve birçok uzmana göre de bu ekonomide aslında alarm zillerinin çaldığının bir göstergesi. İşte ekonomiye olan güven sarsıldığını görüyoruz. Yani %15,4 oranında geçen aya göre bir azalış söz konusu. %71'e düşmüş. Evet, yoksulluk sınırı 6.000'in üzerine çıktı yine Türk İş'in son açıkladığı verilere baktığımız zaman. Batık şirketler bir yanda duruyor. Yani bankaların firmalara %45'in üzerinde bir faiz vermesi söz konusu. Yani sürece baktığımız zaman siz ya bunların hepsini topladığınızda nasıl bir tablo görüyorsunuz ekonomide? Şimdi aslında bu süreç 3 sene devam edecek. Zaten bu süreci durdurmaya çalışmak için Maliye ve Hazine'den sorumlu Maliye Bakanı Albayrak'ın açıklamalarından, yeni ekonomi açıklamalarından da görüyoruz ki bir 3 yıllık program yapıldı. Bu 3 yıllık program da tabii esas itibariyle bu gidişatı durdurmak içindi. Bu programın içerisinde olmayan bir şeyler vardı. Yani bu programla bu krizin aşılamayacağına dair birçok görüş bildiren çok Evet. önemli ekonomistler oldu. Gitgide baktığımız zaman o ekonomistlerin yaptıkları açıklamaların daha doğru olduğu, buna karşılık siyasi cepheden gelen kriz yoktur, ekonomik kriz yoktur şeklindeki açıklamaların da doğru olmadığını nerelerden anlıyoruz? Bir, yeni gelen rakamlardan anlıyoruz. İşte güven endeksinin %71'e kadar düşmesi, yani güvenin düşmesi ne demek? Şu demek, elinde parası olanın parasını harcamayacağını, çünkü mevcut ortama güvenmediğini, yani pazara gittiği zaman yahut da bir yere yatırım yapmak istediği zaman veya risk almak istediği zaman risklerin çok yüksek olduğunu, dolayısıyla da yatırım yapmamasını gerektiren, parayı işte yastık altına veyahut da belli kağıtlara, altına vesaire şuraya buraya götürmesine sebep oluyor bu güven endeksinin. Ama ondan da ötede düz halkın, yani günlük alışverişini yapanların bile harcamalarını kıstığını, yani geleceğini göremediği için dolayısıyla bunları kıstığını görüyoruz. Ama burada önemli olan meselelerden birisi bu faiz artışı. Faizlerin bu kadar yükselmiş olmasına rağmen, yani dövizi tamam belli ölçülerde kontrol altına alınmış gibi görüyor. 6 civarında devam ediyor. 6 ile 7 arasında gidip geliyor ama Yok, 6'ya daha 7'ye yakın. çıkmıyor da 7'ye 6 çıkmıyor da gidiyor. evet. 6.02, 6.03. Daha 2 gün Yani önce altının altına da düştü. düştü. 5.94'ü 5.99'a kadar. Hatta gördük. 96'ya kadar düştü. Ama bunlar yani sürdürülebilir durumda değil. Neden? Çünkü bu yeni ekonomi programı adı altında. Eskiden orta vadeli program diye veriyorlardı. Şimdi kriz olduğu için daha başka tedbirlerle ortaya çıkalım diyerekten buna yeni ekonomi programı dediler. Neyse adı ne olursa olsun ama içerisindeki tedbirler nelerdi? Bu tedbirler acaba bizi krizden çıkaracak tedbirler miydi? Öncelikle şunu ifade etmek mecburiyetindeyiz ki bu ekonomi programı bir pazar felsefesiyle, bir tüketim ekonomisi felsefesiyle yazıldığı için, bir planlama, üretim planlaması olmadığı için, borçlarımızın nasıl ödeneceğiyle ilgili açıklamalar da bu sebepten yoktu. Yani şimdi biz bu krize esas itibariyle neden düştük? En önemli sebep borçların çok yükselmesi, cari açığın
artması, daha doğrusu çifte açık dedikleri, hem bütçe açığının hem de cari açığın yükselmesi ve dolayısıyla mecburen bir takım bir şeyler yapmak mecburiyetinde olduğumuz için buraya geldik. Yani krizin ortaya çıkışının sebebi sadece Amerika'nın bir operasyon yaptı da falan filanlan değil. Bu çünkü nereden de görüyoruz? Ya temel ekonomik problemlerde temel içerideki bizim yani eskiden beri birikip gelen ve bizim çözmediğimiz yani o çözümlerine döndüğümüz zaman neler yapılması gerektiğini söyleriz. Onları yapmadığımız için bu noktaya geldik. Yani ayağımızı yorganımıza göre uzatmadık. Mümkün olduğu kadar ayağımızı yorgan kısaldıkça başka bir tedbir almaya çalıştık. Ve en önemlisi yani YEP'te yani yeni ekonomi programında bu Türkiye'nin ekonomideki yapısal sorunlarına çözüm bulamadı diyorsunuz. Bulamadık yani. Ve bulamayacak. Yani, bulamayacak zaten bu şeyin kapitalizmin yapısal bir krizi. Yani bu kriz kendini tekrarlayacak. Yani bundan bir şeyler yapsak da, günlük çözümler bulsak da, açsak da veya bir yerlerden borç bulsak, işte Çin'den 65 milyar dolar gelecekmiş. Bugün de dünden Akbank 867 milyon dolar bir kredi almış, sendikasyon kredisi almış falan filan. Yani bunlarla diyelim ki, bunlarla aşılmaz da bunlar bizim borcumuzun yanında çok küçük rakamlar da, ama şunu da gösteriyor hala. Bugün Alman Başbakanı'nın sözünden de anlıyoruz ki Türkiye'nin ekonomisinin güçlü olmasını istiyorlar. Yani Türkiye'ye borç vermek istiyorlar ama Türkiye'ye öncelikle güvenmek de istiyorlar. Dolayısıyla öyle bir ortam da var. Şimdi peki ne yapmalıydık? Bizim daha doğrusu bu ekonomik programın bir üretim programı şeklinde açıklanması gerekiyordu. Ve bu programın hazırlanışında bilim adamlarının, daha doğrusu bizim eski devlet planlama teşkilatının içerisinde olması gerekiyordu. Çünkü devlet planlama teşkilatının 80 yıllık bir deneyimi var. İçerideki ekonomik krizleri yaşamış, içeride planlar yapmış, programlar yapmış, onlara göre para ayrılmış, tasarrufumuza göre, ayağımızı yorganımıza göre uzatma imkanlarını sağlamış vesaire. Devlet planlama teşkilatı tamamen bu işin dışında. Peki Sayın Esinoğlu, burada bir soru sormak istiyorum. Yani şimdi üretim dediniz. Şimdi biz Ankara'dan yani hükümetten gelen açıklamalara baktığımız zaman sık sık üretim ekonomisi vurgusunun yapıldığını görüyoruz. Görüyoruz. Ama bu peki yeni ekonomik programa neden yansımadı? Yani bu konudaki görüşünüz ne? Şimdi sadece parasal tedbirlerle üretimin şeysi sağlanamaz. Yani sen o üretimi, paranı, elindeki mevcut paranı üretilecek yerlere yatıracağım kararını alırsan, yani mesela Kanal İstanbul'dan vazgeçersen, efendim mesela ayrılmış yollar yapılmasından vazgeçersen ve bunları mümkün olduğunca ihtiyacımız olan tarımdaki en acil durum, yani açlık gelmesin diye, açlık tehlikesi var Türkiye'de. Yani onun önüne geçmek için önce tarımda yatırımlar yapmak lazım. Tarımda yapılacak yatırımlar da tabii gene onlar da planlı olmakla beraber 6 ay sonra sonuç verecek yatırımlar, bir sene içerisinde, iki sene içerisinde karşılık verecek durumlar. Şimdi tabii bu biz neyi göremiyoruz? Bir, sanayide nasıl bir plan yapacağız? Bunu göremiyoruz. Tarımda nasıl bir plan var? Onu göremiyoruz. Sadece ne yapıyoruz? Bizim aslında yaptığımız iş faizleri artırmak. Yani dolayısıyla işte %6.25 artırarak faizleri %24'e geçirdik. Piyasada faizler ise o aldı başını gitti, 40'lar, 30'lar böyle gidiyor. Yani dolayısıyla iş yapacak bir üretici veya bir yatırımcı gidip de bu parayla kredi alıp da bununla üretim yapma imkanı yok. Dolayısıyla bu planın içerisinde üretim olmaması, faizlerin bu kadar yüksek olmasından da anlaşılıyor. Yani zaten de bu faizlerle kimse yatırım yapamaz. Onun için bu programın içerisinde üretim yok. Bu programdan üretim çıkmaz. Üretim çıkmayınca da borçlar ödenemez. Çünkü borcu neyle üreteceksin? Ödeyeceksin, üretim yapacaksın. Oradan elde ettiğin değerle o borcunu ödeyeceksin ve devam edeceksin. Dolayısıyla borçların nasıl ödeneceği, bu reel sektörün borçları veya işte devletin borçları vesaire başka borçlar, özel sektörün borçları, şunlar bunlar. Bu borçları nasıl ödeyeceksin? Şimdi bu programdan anlaşılan şey şudur ki, yani sonuç şudur ki, biz gene dışarıdan sıcak para bulmaya
ya yöneleceğiz. Bir yerlerden işte sıcak para bulacağız ve o sıcak parayla mevcut durumu bir miktar daha çevireceğiz. Sonrası gene kriz. Yani gene aynı noktaya evet. geleceğiz. Çünkü biz dışarıdan temin ettiğimiz sıcak parayı üretime yönlendiremediğimiz için, içinde bulunduğumuz şartlar onu ona imkan vermediği için, daha doğrusu plan olmadığı için ortada, kar nerede varsa yatırımı oraya yaptığı için insanlar bir planlama mümkün olamıyor. O karın nereye, mesela şuna benziyor bu. Elinde biraz para var. Gidiyorsun lokanta açıyorsun. Öteki de lokanta açıyor. Öteki de lokanta açıyor. Derken bütün lokantaların hepsi aç kalıyor. Sinek avlamaya başlıyorlar. Yani bir plan olacak. Sen diyeceksin ki bu planın içerisinde şuraya ben kredi veririm. Mesela atıyorum kafadan. Türkiye'de otomobil sanayinin kurulmasına krediyi veriyorum. Tamam mı? Otomobil sanayini kurdurmuyorlar mesela. Üretim alanları diyelim. Başka bir yerde bir Türkiye'nin mevcut demir çelik üretiminin iki misli demir çeliğe ihtiyacı var. Ben demir çelik fabrikaları kuracağım olacak programın içerisinde. Demir çelik fabrikalarının kurulması diye bir program yok. Şu kadar enerji programı yatırım yapacağız. Enerji işte şu saatte bu olacak. Bunlar yok. Ne var? Sadece faizi yükseltmek var. Yani tamamen piyasaya yönelik, piyasanın bizi görünmez eliyle yönetilebileceğini sanarak o pazarın planlarına kendimizi terk ediyoruz. Aslında o pazarın planları bizi buraya getirdi. Yani plansızlığımız bizi buraya getirdi. Bundan sonraki gideceğimiz plansızlık da bizi gene aynı kriz noktasına evet. götürecek. Bu kesin. Görünüyor. Evet. Şimdi tabii konkordato meselesi Hı-hı. Sayın Esinoğlu. Yani birçok firma evet. ilan etmeye başladı. Evet. Yani son dönemde özellikle izleyicilerimiz de yani sürekli karşılaştığı haberlerden bir tanesi. Evet. Olmaya başladı. Bunu da tabii bu ekonomik krizin bir yansıması olarak değerlendirmek mümkün olur mu? Tabii yani bu aslında, firmaların işte onların da şeylerin yorganlarını kendilerine göre uzatmaması dolayısıyla onlar da hesapsız borçlandıkları için ve de piyasada da bir darlık meydana gelip de ürettiği ürünü veya hizmeti, genellikle hizmet sektöründe daha büyük şeyler var, batışlar var. Onu satamadığı için halka, çünkü halkın da gelirleri daraldı. Onun da alım gücü yok. Hı hı. Bu sefer firmalarda iflaslar başlıyor. Bu iflasların tabii bir kısmı borçlarını yapılandırmak için. Yani borçları zaten konkordato denilen şey iflasın ertelenmesi kelimesi. Onun Türkçesi öyle. Şimdi iflası erteliyorum dediğim zaman borçlarınızı da bir anlamda yeniden yapılandıralım veyahut da erteleyelim anlamında oluyor. Birçok firmanın şu anda konkordato ilan ediyor olmuş olması, birçok kısmı gerçekten konkordato ilan ediyor. Yani gerçekten zor durumda ve ödeyemez hale gelmiş. Neden? Çünkü yaptığı yatırımlar planlı yatırımlar değilmiş. Türkiye'nin üretip de ödeyebilecek imkanları olan yatırımlar değilmiş. Şimdi borçlandığı için ödeyemez noktaya gelmiş ve sorun çıkmış, batıyor şu anda. Ve dolayısıyla Türkiye'de daha çok firma batacak. İşte otomotiv sanayinin üretime ara vermesi bunların içerisindeki çok önemli gerilemelerden bir tanesi ki en güzide sektörlerden birisi işte %50-52 yakın bir daralma var o sektörde. Dolayısıyla iki tane otomotiv fabrikası üretimlerine ara verdi. 9 günlük bir 10 günlük ara verenler var. Yani iflaslar olacak. Bunun iflasların olması tabii ki kötü. Yani o işveren için de kötü. Yani devam edecek, aynı zamanda devam edecek diyorsunuz. Yani onu edecek, tabii. Şekilde anlıyorum ama tabii, peki bunun bir çözümü tabii, yok. Çünkü, yani devlet burada tabii, nasıl, bunun çözümü, nasıl bunun devreye girmeli? Bunun çözümü işte üretim planlamasıydı. Ha orada da ama tabii daha sonra konuşursak mesela teşvik mi vermeli bu konkordato şimdi, ilan eden? Bunlara ne yapılacak falan. Yani işte bunların şimdi Amerika'da bu öyle olduğu zaman 2008-2009 yılındaki krizler olduğu zaman bankalar da battı, şirketler de battı. Onların kredi verdiği şirketler battı önce. O şirketler battınca bankalar battı falan filan. O dönemlerin sloganını şimdi hatırlıyorum Sayın Esinoğlu. Alın verin ekonomiye, can verin gibi reklamlar şimdi dönüyor. Şöyle sürekli. Oldu. Onlar şöyle bir şey yaptılar Amerika'da. O bankaların içerisine para doldurdular. Hatta helikopterle para atılıyor diyerekten anekdotlar çıktı. Yani sanki o kadar çok para basıldı ki toplam basılan para miktarı Amerika'da bu krizden çıkmak için
15-16 trilyon dolar para basıldı. Şimdi dikkat ederseniz 15-16 trilyon dolar bassak biz de Türkiye'de fazla para bassak biz de hemen enflasyon oluyor. Ama Amerika'da bastığı zaman yani o bastığı dolarların önemli bir kısmını başka pazarlara gönderdiği oralarda kullanıldığı için o bir anlamda kendini borçlandırmış duruma geçiyor. Daha sonraki tarihlerde faizleri artırarak o dolarları tekrar kendi ülkesine çekiyor ve kendisi için kurtuluşu bulabiliyor. Ama sen para basamazsın. Türkiye senin paran genel kabul görmediği için yurt dışında. Yani sen kendi enflasyonunu bir başka birisine satamazsın. Amerika o dolarları basarak kendi enflasyonunu bizim gibi ülkelere sattı. O şimdi Türkiye'de dövizden kaynaklanan enflasyon diyoruz ya, bunların önemli bir kısmı Amerika'nın kendisinin enflasyonunu ceremesini biz çekiyoruz. Çünkü piyasayı o kadar çok dolarize ettik ki, o kadar çok dolar kullanır hale geldik ki, şimdi bir takım tedbirler alınıyor ama bunların yani yeterli olup olmayacağını ileriki tarihlerde göreceğiz. Bir de kavga çıkarıyorlar şu anda yani illa dolar kullanacağız falan gibisinden içerideki işbirlikçi kesim. Böyle bir şeye de hatta geçen de Sayın Cumhurbaşkanı buna benzer bir tehdit de bulundu. Yani bunu siz yapmazsanız biz yaptırmasını biliriz gibisinden. Aslında bu zecri tedbirlere doğru gideceğiz. Yani bu tedbirleri almazsak ekonomiyi düzlüğe çıkarmamız, o biz az önce söylediğiniz somut tedbirler dediğiniz üretimle ilgili somut tedbirler nelerdir yukarıdan aşağı sıralamaya kalkarsak işte onlar Devlet Planlama Teşkilatı'nın işi. Yani Devlet Planlama Teşkilatı oturacak. Kaynaklar nedir? Bu kaynaklar sınırlıdır. Bu sınırlı kaynaklarla nerelere yatırım yapacağız? Dolayısıyla orada bir kar planlaması değil, Türkiye'nin ihtiyaçları planlaması yapılacak. Oradan çıkacak artı değerle de borçlarımızı ödeyeceğiz. Bu program ancak halkı da bir tasarrufa, büyük bir tasarrufa yönlendirerek şu anda Türkiye'nin tasarrufları %13 mertebesinde. Uzak Doğu'da tasarruflar %40, %50'leri buluyor. Yani Çin'de %40 tasarruf yapıyor. Kazancının 100 lirasının 40 lirasını bir yere koyuyor. Onun için Çin'de para var yani. Bizde öyle değil. Biz tüketime alıştırıldığımız için tüketim ekonomisinden kurtulmadıkça, tüketim ekonomisine karşılık gelen üretim planlamasını yapmadıkça biz bu sıkıntıdan çıkamayız. Şimdi sanıyorlar ki yeniden ekonomiyi ısındırırsak işte yeniden borçlar bularaktan ekonomiyi ısındır. Çünkü bizim ekonomimizin üretim yaptığımız kesimlerinde de dışa bağımlılık var. Mesela şimdi dışarıdan motoru getiriyoruz, araba üretiyoruz diye. Şanzımanını getiriyoruz, motorunu getiriyoruz, civatalarını sıkıyoruz. Ondan sonra geri Avrupa'ya satıyoruz. Bunu dış ticaret diyoruz, dışa satın diyoruz. Halbuki içinde %80'i dolar. Geriye sana sadece oradan kalacaksa %20'si kalıyor. O %20 ile de borçlarımızı çevirebilecek bir mekanizma üretemiyoruz. Yani üretimin tamamı bize ait bir üretim olmadığı için, bir de dışa bağımlı üretim olduğu için yani planlama deyince işte bunlar devreye giriyor. Kardeşim sen otomobil yapacaksan bunun %90'ını Türkiye'de üreteceksin. Tamam, çünkü Türkiye'nin bunu üretme kabiliyeti var. Yedek parça, yedek aksamlarını Türkiye'den alıyor. Şimdi otomobil diye konuşmamın nedeni de şundan dolayı kaynaklı. Senede Türkiye dışarıdan 60 milyar dolarlık otomobil satın alıyor. Yani öyle bir lükse yatırıyoruz ki bir de onun için 60 milyar dolarlık da yakıt alıyoruz. Oldu sana 120 milyar dolarlık bir ekonomi. Yani bu tüketim tuzağından kurtulmamız lazım. Tüketimden üretime dönecek sistemler üretmemiz lazım. Zaten devletin planlama yapması dediğimiz şey de, üretim planlaması dediğimiz şey de o tüketimden üretime geçiş mekanizmalarını üretmesi anlamına geliyor. Evet, şimdi özellikle cari açığa da vurgu yaptınız Sayın Esinoğlu. Hı hı. Bu kapsamda tabii ihracat ithalat dengesinin sağlanması oldukça önemli. Evet. Ve Türkiye cari açıkta ciddi sorunlar yaşıyor. Tabii yeni ekonomi programıyla %2'ye düşürme gibi bir hedef ortaya konuldu ama tabii süreci hep birlikte izleyeceğiz. Şimdi bugün de önemli bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Almanya'da temaslarda evet. bulundu. Evet. İşte önce Alman Cumhurbaşkanı, sonra Alman Başbakanı ile görüştü, Merkel ile görüştü ve gündemde ekonominin olduğunu da biliyoruz. Tabii yarın da yine bu görüşmeler devam edecek. Ekonomi konusunda yine heyetler bir araya gelecek. Yine Erdoğan, Merkel ile de
görüşecek bu konuda. Şimdi Almanya'nın önemi ne? Özellikle ihracat, ithalat dengesi konusunda, yani cari açığın kapatılması konusunda Almanya'yı Türkiye daha iyi nasıl değerlendirebilir? Şimdi bu görüşmelerin hayati önem taşıdığı kanaatindeyim. Ve bu görüşmelerin Amerika ile Avrupa arasındaki çelişkilerin, daha doğrusu Amerika ile Almanya arasındaki çelişki. Çünkü Avrupa demek Almanya demektir. Bu çelişkilerin artması ve Trump'ın piyasa ekonomisinden çıkacağız, bu bizim aleyhimize işliyor, bize saygı duymayanları, küreselleşmeye karşı, küreselleşmeye karşı açıklamalar yapıyor olması, yani ticaret savaşlarını öne çıkarması, esas itibariyle Sayın Tayyip Erdoğan'ın Amerika'daki konuşmaları Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarına tam zıt yönde gelişen konuşmalardı. Yani o oradan başka bir şey söylüyor, biz buradan başka bir şey söylüyoruz. Siz terörü destekliyorsunuz diyoruz. Ne kadar teröre para veriyorsunuz onu söylüyoruz. O da diyor ki bize saygı duyacaksınız, bize saygı duymayanların biz hesabını görürüz diye. O oradan bütün dünyayı tehdit ediyor. Çin'i tehdit ediyor, Rusya'yı tehdit ediyor, Venezuela'yı tehdit ediyor. Hatta Venezuela'da darbe yapmak çok kolay diyerekten açıklama yapıyor falan. Böyle yani genel dünya adabına da uygun olmayan, ahlaka uygun olmayan açıklamalar yapıyor. Şimdi neyse orayı uzatmayalım ama bu Birleşmiş Milletler'den bu tarafa doğru gelen, ya daha doğrusu orada somutlanan ve Almanya ile Amerika arasındaki gerilimlerin çok yüksek bir seviyeye geldiği, çünkü ne diyor? Almanya Rusya'ya teslim oldu diyor. Doğalgaz ve enerji konusunda teslim oldu diyor. Şimdi burada tam bir fırsat, yani aslında dünyada yeniden bir dengeler kuruluyor. Yani Amerikan hegemonyasıyla o Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra tek kutuplu dünyadan çok kutuplu bir dünyaya doğru geçişin bütün emareleri ve bütün işaretleri ortaya çıkıyor. Ve Avrupa'nın da yerinin mecburiyetten Avrasya'da olduğu şartlar ortaya çıktı. Hani bizim içimizdeki bazı Avrasya karşıtları var ya, Almanya için bile Avrasya lazım. Dolayısıyla bu dönemde bu görüşmelerin yapılıyor olması, artı Almanya'nın, bizim Almanya ile ticaretimizin çok yüksek düzeyde sattığımız ve aldığımız malların hemen hemen Avrupa'dan tamamı Almanya'dan olması dolayısıyla, diğerleri teferruat sayılır. Bu bakımdan çok önemli. Orada Merkel'in şu ifadesi bence çok değerli ve belki de bugün doların düşmesinde de egemen olan meselelerden bir tanesi de, biz Türkiye'nin ekonomisinin güçlü bir ekonomi olmasını istiyoruz. Türkiye'nin güçlü bir ekonomiye sahip olmasını istiyoruz demesi çok doğal bir şey. Neden doğal bir şey? Türkiye'nin içerisindeki proje yatırımları, yani üretken yatırımların çoğu Almanya tarafından yapılmış. Türkiye'nin içerisinde Amerika tarafından yapılmış hiçbir yatırım yok. Hepsi portföy yatırımları bilmem ne. Amerika'nın Türkiye'de bir yatırımı yok yani. Dolayısıyla yarın Almanya'da Almanya işverenleriyle yapılacak görüşme aslında o işverenler Türkiye'de yatırım yapmış olan işverenler. Yani Türkiye'de şu anda yatırımı olan işverenler. Eğer Türkiye pazarları batarsa, Türkiye batarsa, Almanların o şirketleri de, Türkiye'deki ortak oldukları şirketler de, bu bankalarda, bankaların içindeki paraları da batacak. Dolayısıyla bizim güçlü bir ekonomiye sahip olmamız Almanya için de önemli bir mesele. Dolayısıyla bunun objektif şartları var, nesnel şartları var. Yani Almanya ile Türkiye arasındaki ekonominin, ilişkilerin güçlü olmasının mecburiyetleri var. Hele hele ekonomik ilişkilerin güçlü olmasının mecburiyetleri var. Dolayısıyla bu toplantının tabii Almanya'da yapılması da uygun. Türkiye'de de yapabilirdi. Nasıl Amerikalı 30 tane yatırımcıyla görüştü ya. Tabii ama Erdoğan 4 yıl sonra orada Almanya'da. Orada olmuş olması. Aramızda işte önemli. Biz onlara faşist dedik, onlar bizim ne dediler falan filan. Bir sürü siyasi problemler oldu. Ama bu görüşmelerin ben üretim ekonomisine de destek verecek ve bizi daha akıllı dış borçlanmaya sevk edecek mekanizmaların ancak öyle inşa edilebileceği. Evet. Çünkü dışarıdan Amerikan doları borçlanarak, sıcak para borçlanarak gitmenin sonuna geldik yani. O iş bitti. Evet. İsterseniz bir araya girelim. Olur. Sayın Esinoğlu. Çok kısa bir ara. Aradan sonra yine tabii gelişmeleri, tamam, özellikle Almanya temasları üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Değerli izleyenler, kısa bir ara rica ediyoruz.
Değerli izleyenler, derin mevzu devam ediyor. Özellikle ekonomideki gelişmeleri konuşuyoruz. Tabii dış politikadaki başlıklara da gündemleri de ele alıyoruz değerli izleyenler. Şimdi biz konuşurken Sayın Esinol bir haber düştü. Önemli de bir haber. Cevat Zarif, İran Dışişleri Bakanı'nın açıklaması. Tam da aslında ben o konuya da yavaş yavaş girmek istiyordum. Şimdi İran'la Avrupa Birliği ülkeleri arasında... Şimdi tabii P5 artı 1 anlaşmasından sonra bazı işte Amerika'nın çekilmesinden sonra hani bu İran'la bu anlaşma nasıl devam eder diye Avrupa Birliği'nin biz kafa yorduğunu biliyorduk ki karşı çıktıklarını çok açık net bir şekilde söylediler. Yeni bir finansal mekanizma kurulması konusunda bir uzlaşı sağlanmıştı. Bugün de Zarif şu açıklama yapıyor. Diyor ki 7 Avrupa'daki 7 büyük merkez bankası bu konuyla ilgili çalışma yapıyor ve kurumsal bir yapıya bu mekanizmanı dönüştürmesin konusunu kabul ettiğini bize bildirdi diyor. Önemli bir açıklama. Bence siz de nasıl çok önemli. Değerlendiriyorsunuz şimdi, bunu? Şimdi bu konu çok önemli. Aslında şöyle bir şey var. Bizim Türkiye'de de bazı ülkelerle kendi paralarımızla alışveriş yapacağız dediğimiz zaman o para programlarını yapanlardan bir sürü liberal, bu mümkün değil, bu olmaz, şu olmaz, bilmem ne falan filan deyip duruyorlar. Halbuki biz bunu yaşayarak geldik, oldurduk geldik. İskenderun Demir Çelik Fabrikası, Petkim Ala, Seydişehir Alüminyum. Yani Ruslarla biz bu fabrikaları, altyapı tesislerini portakal, limon, mandalin ve greyfurtla ödedik. Ve bunların içerisinde de ben gençliğim ve mühendisliğim orada yaşadığı için İskenderun Demir Çelik'te bunları elimle gözlerimle şahit olarak yaşadım geldim. Ama şimdi bu mekanizmaların kurulmasına sıcak para komisyoncuları ve fon tedarikçileri neden karşı çıkıyorlar? Burada şimdi çok önemli bir şey var. Onu söylemek lazım. Şimdi Almanya'nın içinde de Avrupa'nın içerisinde de Amerika ile işbirliği yaparak ticaret yapan kesimler var. Bir de Almanya'nın içinde gene Rusya ile ticaret yapan enerji şirketleri var vesaire falan. Dolayısıyla orada da işler o kadar kolay değil. Bu Amerika ile iş yapanlar ötekilerine diyor ki siz böyle iş yapmayın. İran'a biz Amerika'nın dediği gibi ambargo uygulayalım. Yani oralarda da çözümlerin gittikçe zorlaşmasının sebebi oradaki şirketlerin menfaatlerinin de birbirleriyle çatışıyor olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu mekanizma kurulur, çok kolay kurulur. Biraz önce söylediğim gibi biz bunu Sovyetler Birliği ile, o zamanki Sovyetler Birliği, şimdiki Rusya Federasyonu, onlarla biz bu işi yaptık, birebir yaptık. Portakal verdik, limon verdik, greyfurt verdik ve demir çelik aldık, petkim aldık, Seydişehir alüminyum tesislerini aldık. Ve o zamanlar biz kendi... Çeliğimiz kendimize yetecek kadar çelik de üretiyorduk. Şimdi yetmiyor tabii. Yani 30 milyon tonla sınırladılar Avrupa Birliği'ne, Gümrük Birliği'ne gireceğiz diye Türkiye'nin sıvı çelik miktarını 30 milyon tonda sınırlayınca biz Türkiye'nin içerisinde yeniden demir çelik tesisleri kurulmadı. Arka ocakları falan kuruldu ama onlar da hurda bağımlısı olduğu için cevherden olmadığı için topraktan çıkarak yarı üretim şekli yani. Çünkü enerjisini dışarıdan alıyorsun, hurdasını dışarıdan alıyorsun, burada eritiyorsun. Yani o türlü tesisler... hem küçük tesisler Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak durumda değil. 300 bin, 400 bin tonluk yıllık kapasiteleri olan tesisler. Ama entegre tesisler dediğimiz çelik üreten tesisler ise devasa tesisler. Mesela İskenderun Demir Çelik 2 milyon ton üretiyor. Yani Ereğli Demir Çelik 2 milyon ton. Dolayısıyla bizim böyle demir çelik tesislerine ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye'nin 30 milyon ton çeliğe ihtiyacı var. Biz saçımızın büyük bir kısmını, saç ihtiyacının büyük bir kısmını yurt dışından alıyoruz. Yuvarlak çeliği dışarıya satıyoruz. Dışarıdan saç satın alıyoruz. Çünkü bizim saç üretimimiz bize yetmiyor. Ya bu otomobil üretiminde kullandığımız saçları dışarıdan alıyoruz. Yani düşünebiliyor musun? Dolayısıyla burada üretime ihtiyacımız var. Ha takas olur mu olmaz mı meselesi. Bu çok kolay olur. Biz bunu yaşadık. Şimdi İran'a olmaz özellikle. Diyenler o günleri yaşamadıkları için olmayacağını sanıyorlar. Hatta şöyle bir takım mekanizmalar getirerek bu iş mümkün değil. Mesela Rusya ile Türkiye arasında kendi paramızla ticaret olmaz. Neden? Çünkü onlar bize 30 milyar metreküp doğalgaz satıyorlar.
Dolayısıyla onların aşağı yukarı bize sattıklarıyla bizim onlara sattıklarımız onların 1/3 kadar kalıyor. Geriye kalan 2/3'ini hangi parayla yapacağız? Takasla yapacağız. Mal takasıyla yapacağız. Mal vereceğiz. Ona karşılık petrol alacağız. Mal vereceğiz. Ona karşılık bir şey alacağız. Yani bunun mekanizması başbakanlıkta vardır. Kuruldu. Sencer İmer Bey de bize geliyor zaman zaman. Evet. Sencer İmer Bey de bu mekanizmanın başında... Daha önce çok kez yayınlarda bu konuyu ele aldık. Ele aldık. Sencer İmer Bey de bu işin başında o zaman orada durdu. Ve Türkiye'de bu tecrübe var. Eğer istenirse bu tecrübe bir günde toparlanır. Devlet bir haber versin. Gelin bunu nasıl yaptıydınız? Bir daha yapalım bunu desinler. 3 günde bu mekanizma Türkiye'de kurulur. Bak Almanya'da, Avrupa'da 7 bankada... 7 banka aracı olarak giriyordu. O zaman sadece bizde devlet bankaları giriyordu bu işi. Evet. Yani takasın karşılığını gösteren şeylere. Şimdi daha fazla bankayla da bu işi yapmak mümkün. Yani takastan, swap'tan korkmamak lazım. Bu aslında doları aradan çıkardığımız için dolar spekülasyonunun, bizim gibi ülkelerde dolar spekülasyonunun, Amerika'nın enflasyonunu bize satmasının önüne geçmiş oluruz. Yani en azından hiçbir şey sağlamamış olsak bile Amerika'nın bastığı paraların bedelini biz ödemeyiz. Yani biz kendimiz para basmanın yönünde, biz bastığımız zaman Türk parasında enflasyon oluyor. Bir de dolardan dolayı gelen enflasyon oluyor, Türk parasının değerini düşürüyor. Dolayısıyla Türk parası iyice pula dönüşüyor. Dolayısıyla doları aradan çıkardığımız zaman Türk parası değerlenecek. Çok büyük ölçüde değer kazanacak. Peki şimdi Avrupa Birliği ile İran arasında bu finansal mekanizma kurulursa, ki siz kurulacağını söylüyorsunuz. Kurulabilir yani irade olursa oradaki iradeyi de... Hem Avrupa Birliği hem İran oradaki tarafından iradenin irade de önüne görüldü. Geçen orada çıkar grupları var. Tabii. Şimdi bu kurulduğu takdirde yani Amerika nasıl etkilenir bu süreçten? Ki Atlantik cephesine bir yara aldığını kurulması halinde söylememiz mümkün olur mu? Hem de nasıl yani Amerika nasıl etkilenir ekonomik olarak özellikle bu süreçte? Evet. Şimdi bir defa sistemden doların çıkarılması, Amerika'nın bastığı her dolar aslında kendisine borç olarak, karşılıksız bastığı para kendisine borç demektir. Şimdi o borçları kendisinin ödemesi mecburiyeti, enflasyonlarla bize satmak yerine, o enflasyon şeyi parasının değer kaybını bize satmak yerine kendisinde enflasyonlar olmaya başlar. Dolayısıyla bu öyle kolay kolay para basamazlar. İki, Avrupa ile ticaret yapmalarında da sıkıntılar çıkmaya başlar. Sadece Avrupa ile değil, zaten şu anda dünya ile ticaret savaşına girmiş olması da onu gösteriyor. Ama bundan daha önemlisi, Amerika bu Dünya Ticaret Örgütü'nü, Dünya Bankası'nı, IMF'yi vesaire bu parasal finans sistemini kurarken, bu finans mühendisliğini yaparken bunların hepsinin kendisine işleyeceği şeklinde tasarlamıştı. Ama şimdi görünen odur ki gittikçe bu finans sisteminin dışına çıkarak, işte bu da bu sistemde bu finans sisteminin dışına çıkmak demek. Yani Amerikan dolarını çıkardığın zaman Amerikan finans sisteminin dışına çıkmış oluyorsun. O finans sisteminin dışına çıktığın zaman Amerika zarar görecek. Doğrudan doğruya zarar görecek. İster ondan mal al sat veya gene zarar görecek. Çünkü onun o kadarlık ticareti ortadan kalkıyor. Bir de şunu, Amerika'ya hiçbir faydası yok aslında. Amerika İran'a ambargo koyacak. Ben sana bir damla petrol sattırmayacağım diyor. Bunun Amerika'ya bir faydası yok ki şu anda. Yani sonuç itibariyle ekonomik bir getirisi yok. Ama Avrupa İran'dan petrol almazsa enerjisini daha pahalıya tedarik etmek veya daha uzak yerlerden tedarik etmek gibi veya daha başka şöyle konumların içerisine girecek. Çünkü enerjide çeşitleme sağlamazsa, yani Suudi Arabistan'dan alıyor diyelim, hepsini de Suudi Arabistan'dan alacaktı. Yarın Suudi Arabistan'ın içerisinde bir karışıklık olduğu zaman Suudi Arabistan'dan petrol alamazsa veya Amerika Suudi Arabistan'dan petrol alamaz Avrupa derse, talimat verse Suudi Arabistan'a, bu sefer Avrupa petrolünü nereden alacak? Yani bir de petrol piyasasında rekabetin olması için İran'ın petrol üretmeye devam etmesi lazım. Dikkat ederseniz burada petrol fiyatları artıyor. Bu petrol fiyatlarının artmasının esas ve ana nedeni İran'a petrol satışının önüne konulan engellere yaklaşıyoruz. Kasım'ın 6'sından itibaren bu ambargo tam olarak uygulanmaya başlanacak ya. Orada önemli meseleler var. Yani eğer biz Sayın Tayyip Erdoğan
biz bu ambargoya katılmayacağız dedi. Arkasından Dışişleri Bakanı da gene biz bu ambargoya katılmayacağız dedi. Bu açıklamalar çok önemli. Aslında Almanya'nın ve Avrupa'nın da bu ambargoyu böyle delmeye kalkmış olması, dolayısıyla İran'a bu ambargo yeterince işlemeyecek. Yani işte ne kadar işletmeye çalışırsa, bugün Irak'tan da bir açıklama geldi. Daha önce tersine bir açıklama gelmişti Amerika'nın baskılarıyla. Biz Amerika'nın İran'a yaptığı petrol ambargosuna katılacağız diye, hatta bizim gazetelerde de bazılarında da manşet oldu da. Şimdi hayır diyor, biz bu ambargoya katılmayacağız İran'la yapılan. Dolayısıyla bir taraftan da bu ekonomik işbirlikleri tarafına giderken bir tarafta da Amerika tecrit ediliyor. Yani eskiden bir yere saldırıyordu. Niye saldırıyorsun dedi. Uluslararası karar verildi. İşte ben Birleşmiş Milletler'den bu kararı çıkardım. Ben Afganistan'a saldırırım. Ben Libya'ya saldırırım. Ben oraya saldırırım. Yani dolayısıyla işin başka siyasi boyutları da gelişmeye başladı. Buradan giderek ben daha önemli bir cümle söylemeye de çalışacağım. Evet. Dünyadaki siyasetin merkezi, üretim çünkü Asya'da olduğu için, siyasetin merkezinin de gide gide Asya'ya kayacağını görüyoruz. Bu olay da kendini, yani Avrupa'nın İran ambargosuna katılmayacağım demesi bile bu kopuşu gösteriyor. Çok önemli bir kopuş gösteriyor. Çünkü enerji her şey demek. Yani bütün üretimlerin kaynağında enerji olduğu için ben üretimimi yapacağım diyor. Ya onun için de enerji lazım bana. Ben seni dinlemiyorum. Ey Amerika diyor. Sen böyle sapısılık kararlar alma. Beni de müşkül duruma sokma. Aklını başına topla diyor. İnşallah toplar Amerika. Hiç öyle bir umudum yok da. Evet, şimdi tabii bu süreç devam ederken yine Erdoğan'ın temasları ile ilgili FETÖ, PKK konusu var ve yine dış politikadaki gelişmeler de var. Onlara gelmek istiyorum ama şimdi özellikle Amerika'nın yani Trump'ın tecrit çağrılarının hemen ardından yani bir gün sonra bu anlaşmanın yapılması, yani Amerika'sız bir yeni bir dünya mı kuruluyor İşte biraz Sayın önce Esun? dengeler bozuluyor. Siz Yeni onu dengeler olsun. söylediniz. Şu özellikle burada doların hakimiyetin kırılmasına da değindiniz. Şunu biraz daha şu konuyu biraz açalım istiyorum aslında. Güvenlik konusu yani Amerikasız güvenlik konusu. Şimdi Trump'ın suçlamasına yine biz ilk bölümde değindik. Almanya işte yeni bir Avrupa ordusu kurulması gündemdeydi. Daha önce yine çok sık bir şekilde bu haberleri de gündeme getirdik. Ve Almanya suçlaması ve Merkel'in de ona yanıt vermesi. İşte ben halkımı korumak zorundayım. İşte üşümekten korumak zorundayım vesaire demesi. Yani bu doların hakimiyeti kırılırken aslında Amerika'sız da bir Güvenlik güvenlik sistemi anlayışı gelişiyor. doğuyor O mu? siyasete dönüşüyor yavaş Evet. yavaş. Yani bunun siyasete dönüştüğü yer en işte Astana süreci. Türkiye, Bölgesel İran ittifak. bölgesel, Ama ama Avrupa Birliği de sanki bir yeni sanki bir de Avrupa kopuş Birliği yaşıyor. de buraya eklemleniyormuş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani burada ufak tefek şeyler var. Almanya'nın yani orada FETÖ'yü savunmasının ne alemi var? Bugün şey dedi çünkü. Biz dedi hala bir belge topluyoruz, bilgi topluyoruz. Yani onun bir terör örgütü olup olmadığı konusunda tereddütlerimiz var demek istiyor. Daha fazla bilgi Bilgiye, bekliyoruz diyor. belgeye ihtiyacımız var diyor. Öteki taraftan ama PKK'yı da şey olarak terör örgütü olarak ilan ettiklerini bir defa tekrarladı. Orası olumlu. Aslında Merkel'in FETÖ'yü korumasında hiçbir menfaati yok. Ama şimdi Merkel'in dünyasında da Almanya'da da işler yani bizim buradan düşündüğümüz gibi, Türkiye'den düşündüğümüz gibi değil. Yani neden değil? Biraz önce izah etmeye çalıştım. Almanya'nın içerisinde de Amerika ile işbirliği yapmış, Amerika ile iş Evet. yapan şirketler var. O şirketler Merkel'i Rusya ile iş yapmamak için telkin ediyor, baskı yapıyor. Öyle siyasetler üretmeye çalışıyor. Aslında başka bir şey daha gelişiyor o terörle ilgili konuda. Şimdi Amerika'nın gelip İslam ülkelerine bomba atması veya Afrika ülkelerine bomba atması demek, Avrupa'nın içerisinde milliyetçiliğin kabarıyor olmasını. Çünkü buralardan göçler gidince o ülkelerin içerisinde milliyetçilikler kabarmaya başlıyor. Milliyetçilikler kabardığında da zaten bu liberal düzenin kendisinin de başlı başına tehdidi. Aslında o şirketler bunları göremiyorlar. Yani eğer Türkiye
Suriye'den gidecek olan göçmenleri engellememiş olsa bu 4 milyon kişinin Avrupa'ya gittiğini düşünseydik biz. Şimdi Türkiye'de biz bakmasak da bunlar 4 milyonu Avrupa'ya gitseydi. Avrupa'da siyasal durum nasıl olurdu? Yani bugünkü Almanya'da bir tane şimdi faşist parti, daha doğrusu milliyetçi faşist bir parti %17'lere geçti. O şey Sosyal Demokrat Parti onun altında kalmış falan. Yani böyle işler oluyor. Almanya'da siyasetleri değiştirecek bir mekanizmaya dönüşüyor göç olaylar. Yani göçleri gerekse Asya'dan göçü, gerekse Afrika'dan göçlerin hepsi Avrupa'ya gidiyor. Amerika kendini koruyabiliyor bu göçlerle. Hiçbir alakası yok. Geliyor Afganistan'ı bombalıyor. Afganistan'dan bir tane adam Amerika'ya gidemiyor ama Türkiye'ye geliyor Afganistan'dan adam. Evet. Şimdi bu Amerikasız güvenlik anlayışında evet. Sayın Esinoğlu. Şimdi bu noktada hani Fırat'ın doğusuyla da birlikte birleştirip size bir soru sormak istiyorum. Şimdi Erdoğan özellikle son sürece baktığımız zaman İran'da, Soçi'de yani sürekli her zirvede, her görüşmede, her temasta Fırat'ın doğusu konusunu gündeme getiriyor. Özellikle evet. Rusya, İran ve Amerika ile yaptığı son Lavrov'da getirdi. Temaslarla. Evet. Yani sürekli gündemde tutuyor. Yani bu Fırat'ın doğusu konusunda bir diplomasi başlatıldığının işaretim ve Amerikasız güvenlik yani bu Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasındaki cephleşmeyle evet. birlikte şimdi Amerikasız güvenlik anlayışının Fırat'ın doğusuyla birleştirilmesi için yani o anlayış birliğini sağlaması için Türkiye'nin önündeki görevler neler? Yani tamam Erdoğan şu anda Cumhurbaşkanı ve Fırat'ın doğusuyla ilgili bir diplomasi işletiyor. Tamam bunu görebiliyoruz ama Avrupa Birliği'ni de yanına çekmek için ve tabii Rusya, İran'ı daha fazla güven vermek için yani bu süreci birleştirmek adına önündeki görevler Ankara'nın. Şimdi bunu yani Fırat'ın doğusuyla aslında Fırat'ın doğusunda ne yapılmak isteniyor? Önce onu görmek lazım. Aslında Fırat'ın doğusunda Amerika'nın kurmak istediği bir Kürdistan falan değil. Oraya ikinci İsrail kurmak istiyor. İsrail'in güvenliğini daha doğrusu Amerika bölgede kalabilmenin tek tutanak noktası oradaki PKK ve PYD oluyor. Dolayısıyla bölge ülkelerini Amerika burası vasıtasıyla tehdit ediyor. Burada bulunarak tehdit ediyor. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Bu tehdidi ortadan kaldırmak için gidip Rusya'dan S-400 alıyoruz. Rusya ile işbirliği yapıyoruz. İran'la işbirliği yapıyoruz. Efendime söyleyeyim. Tabii bu işbirliklerini tamamlamak için Suriye'de işbirliğiyle yapacağız. Eninde sonunda da buna da mecbur kalacağız, yapacağız. Bu da olacak. Ama tabii bu süreç öyle bizim istediğimiz kadar hızlı devam etmiyor ve Amerika burada zaman kazanıyor ve orada bir ordu kuruyor ve bir garnizon devlet kurmaya çalışıyor. Bu türlü devletlere yani başkalarının gelip kurduğu devletlere garnizon devletlerini çünkü o devlet kendine değil o Amerika'ya çalışacağı için böyle bir oluşma. Şimdi o sizin dediğiniz Amerikasız güvenlik meselesi aslında Türkiye fiilen NATO'dan çıkma hareketi içerisinde. Yani ne oluyor? Bize saldırı Amerika'dan geliyor. NATO'da Amerika'nın içerisindeki en esaslı güç olduğu için biz o tehdide karşı kendimizi savunmak için hava savunma sistemlerini Rusya'dan alıyoruz. Yani burada ne oluyor? Aslında dolaylı olarak tehdit bize NATO'dan geliyor. Ya da Amerika'nın kurduğu güvenlik sisteminden geliyor. Yani o güvenlik sistemi artık Türkiye için bir işe yaramıyor. Hatta Almanya ve Avrupa içinde bir işe yaramadığı anlaşıldı. Nereden anlaşıldı? Geldi Trump dedi ki siz bunun bedelini ödemiyorsunuz. Ben sizi savunmaktan vazgeçebilirim. Rusya'ya atarım sizi falan gibi böyle bir tehdit yaptı gitti. Yani ama öteki taraftan Rusya ile Almanya arasında da ilişkiler gittikçe iyileşiyor. Amerika ile Almanya arasındaki ilişkiler gittikçe bozuluyor. Burayla iyi ama dediğimiz gibi içeride bu süreçleri karşı çıkan çıkar grupları var. Bu çıkar gruplarının menfaatlerini bu tarafa döndürmeden bu işleri organize etmek o kadar kolay olmuyor. Şimdi mesela Türkiye'nin içerisinde
Biz bazı tedbirler alıyoruz. Amerika'nın bize saldırısına karşı bazı işler yapmaya çalışıyoruz. Bizim içimizde casusluk yapanı alıyoruz, bir yere atıyoruz. Bu sefer başlıyorlar, diyor ki Bronson çıkmazsa işte Amerika'dan para gelmez, para olmazsa da kriz olur, bilmem ne olur falan filan. Yani mesele ya, krizi getirip rahibe bağlıyorlar. Yani rahiple, daha doğrusu sen eğer Batı finans sisteminden, Batı güvenlik sisteminden, Amerika'dan koparsan Türkiye'de felaket olur. Onun için felaket olmaması için gidip Amerika'ya teslim olman lazım diyorlar. Türkiye iktidarına sürekli telkin edilen içerideki o sıcak para komisyoncularının, efendim o ithalatçı ve Amerika ile işbirliği yapan takımların, aynı Almanya'da da aynısı var. Dolayısıyla Türkiye'de de işleri pazar ekonomi, öğretim ekonomisine girmek vesairede de engel olanlar bunlar, bu şirketler yani. Arkadan bir de bakıyorsun, bir yerlerden bir laflar geliyor bir şeyler yapmaya kalktığı zaman. Mesela sözleşmelerin bundan sonra dolarla yapılmasının önüne geçeceğim dediğin zaman TÜSİAD'dan oradan itiraz geliyor. Niye itiraz ediyorsun? Türk parasıyla niye yapmıyorsun? Türkiye'desin sen, Türk parasıyla niye iş yapmıyorsun? Yani Amerika'da kendi parasıyla iş yapıyor. Almanya'da kendisi kendi parasıyla iş yapıyor. Sen niye dolarla iş yapıyorsun? Ha, orada çıkarları zedeleniyor. O çıkarlar zedelenince diyor ki bak diyor, eğer benim çıkarlarım zedelenir, ben iflas edersem bu kadar işçiyi, 150 bin kişiyi senin kapının önüne koyarım, ne yaparsan yaparsın diyor. Hükümeti tehdit ediyor. Yani burada işte o ulus devlet gücünün zayıflamış olması, ulus devlete içerideki şirketlerin bu türlü saldırılar yapıyor olması, aynısı Almanya'daki şirketler için de geçerli. Dolayısıyla bu sürecin işlemesi, yani Amerikan finans sisteminden kurtulmak, güvenlik sisteminden kurtulmak ve yeni meydana gelen dünya dengelerinin, çok kutuplu dünya dengelerinin oluşmasıyla beraber o şirketlerin de menfaatleri bu tarafa dönecek. Zaten şimdi dönmeye başladı. Neden? Çünkü üretim Asya'ya geçtiği için o Almanya'daki şirketlerin de menfaati Asya'daki şirketlerle işbirliği yapmak, Türkiye'deki şirketlerin de menfaati Çin'le, Rusya'yla ve Asya ülkeleriyle, oralar bir de bakir, daha yapılacak bir sürü şey var. Dolayısıyla bu bir süreç. Yani biz her ne kadar üretim planlamasını yapalım vesaire filan, ama bir tarafından başlayarak gitmemiz lazım bu işe. Onun için söylüyorum. Dolayısıyla bu çok uluslu şirketlerin dönüşmesinin, yani ulus devletler yararına iş yapabilir hale gelmesini, bakın bu şimdi nerede başladı? Amerika'da başladı. Amerika'daki çok uluslu şirketlerin menfaatleri, bu Amerika'nın kurduğu küreselleşmeden artık zarar görmeye başlayınca oradaki şirketler küreselleşmeden çıkalım demeye başladı. Oradaki, yani Trump'ın bunu söylemesi sadece Trump'ın kendisinin söylediği bir şey değil. Oradaki çok uluslu şirketlerin artık bu düzen bizim menfaatimize çalışmıyor. Biz üretimde geri kaldık. Teknolojide de geri kaldık. Dolayısıyla teknoloji ve üretim Asya'ya gittiği için bizim yeniden kendimizi toparlayasaya kadar bu küresel düzeyden çıkıp ulus devlet tepkileri göstermemiz, ulus devlet karakteri göstermemiz gerekir diye Amerika'nın başındaki adam vatanseverlikten bahsediyor. Tamam mı? Yani aynen kullandı bu ifadeyi. Vatanseverlik derken küreselleşmeden çıkalım mı? Tabii Trump'ın üslubu vesaire, bunlar da çok konuşulacak bir konulardan. Hayır, o kötü bir üslupla, çünkü onun entelektüel düzeyi çok düşük olduğu için bunları başka diplomatik kelimelerin arkasına sıkıştırarak bu işi yapamıyor. Langırdıngur diye yapıyor. Evet. Sayın Esinoğlu, süremizin sonuna geldik. Öyle mi? Teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Değerli izleyenler, Derin Mevzu'nun da bu hafta sonuna geldik. Yine bir sonraki hafta Cuma günü saat 20.30'da görüşmek üzere diyelim. İyi hafta sonları, iyi akşamlar.